Efendim mutlu akşamlar. Saatler 18.30'u gösteriyor ve Beyaz Ana Haber başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Malazgirt'teydi. Türklere Anadolu kapılarını açan zaferin 952. yıl dönümü kutlamalarına katılan Erdoğan gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki yerel seçimleri işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan illerimizi geri almaya hazır mıyız dedi. Malazgirt zaferini yeni bir yılın başında kazanmıştık. Şimdi ikinci bin yılın başında yine aynı heyecanla buradayız. Yerel seçimlere işaret etti, illerimizi geri almaya hazır mıyız dedi. 31 Mart'a hazır mıyız? Yerel yönetim seçimlerine hazır mıyız? İllerimizi maalesef bizlere yakışmaz hale getirenlerin elinden tekrar geri almaya hazır mıyız? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt zaferinin 952. yıl dönüm kutlamalarına katılmak üzere Muş'a gitti. Malazgirt, Anadolu'daki siyasi hükümranlığımızın kapılarını açmıştır. Bizi Viyana önlerine götüren zaferler zincirinin çıkış noktası işte burasıdır. Ardından birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yüz binler şu anda Malazgirt Ovası'nda. Bu mesaj var ya, tüm hevesleri kursaklarda bırakıyor. Çünkü bu meydandan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mesajı yükseliyor. Dün doğuda ve batıda devrinin en büyük devletlerini yüreğindeki imanıyla ve bileğinin gücü yanında hakka ve hakikate olan bağlılığıyla dize getiren ecdadın torunlarına da böylesi yakışır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart 2024'te yapılması beklenen yerel seçimlere işaret ederek illerimizi geri almaya hazır mıyız dedi. 31 Mart'a hazır mıyız? Yerel yönetim seçimlerine hazır mıyız? İllerimizi maalesef bizlere yakışmaz hale getirenlerin elinden tekrar geri almaya hazır mıyız? Artık bu güçlü altyapı üzerinde asıl hedeflerimize yönelmenin vaktidir diyoruz. Bazı başlangıçlar vardır ki tarihin akışını değiştirir. İşte biz de Cumhuriyetimizin yeni asrına böyle bir başlangıçla girmek istiyoruz. Erdoğan, yeni Türkiye yüzyıl inşasında daima gençlerle bir olacağını vurguladı. Birilerinin sürekli felaket tellallığı yaparak, sürekli kendi köhnemiş ve küflenmiş kabullerini dayatarak karamsarlık yayılmaya çalışmasına bakmayın. Onlar belki henüz tarihin tozlu raflarına kaldırıldıklarının farkında değiller. Ama gençlerimiz kendilerine bunu her fırsatta hatırlatıyor, hatırlatmaya devam edecektir. Biz Türkiye yüzyılını gençlerimizle birlikte adım adım inşa ederken onların tek yapabileceği ortaya çıkan zafer anıtını seyretmek olacak. Türkiye yüzyılının inşasının önüne de geçilemeyecektir. Malazgirt ruhu işte budur. Yasaklı ırklardan olan pitbull cinsi köpeği sahiplenen iki ortak onu iş yerinde beslemeye başladı. Hırsızları kaçırtması için bekçi köpeği gibi kullandıkları pitbull'u bağlamıyorlardı ama o köpek iş yerine gelen komşu esnafa dehşeti yaşattı. Hiçbir neden yokken yaşlı adamın üzerine atlayan pitbull bacağını parçaladı. Caddeden geçen yaşlı adama pitbull saldırdı. Bacağını ısırıp dakikalarca yerde sürükledi. O dehşet anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Ahmet Donanmaoğlu Bakırköy'deki Şenlikköy Caddesi üzerindeki iş yerine gidiyordu. İş yerine varmak üzereyken komşu esnafın pitbull köpeği kulübesinden çıkıp üzerine saldırdı. Yaşlı adamın üzerine atlayan pitbull bacağını ısırıp dakikalarca bırakmadı. Yerde debelenen yaşlı adam köpekten kurtulmaya çalıştı ama nafile. Ancak çığlıklarına koşan komşularının yardımıyla kurtarabildi kendini. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Donanmaoğlu'na ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de yasaklı ırklardan olan köpeği bağlamayan sahiplerinin peşine düştü. Köpeğin sahibi olduğu belirlenen Elif Yılmaz ve Emre Ateş kısa sürede yakalandı. Elif Yılmaz emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken Emre Ateş adliyeye sevk edildi.
Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 66.798 lira para cezası kesilen Emre Ateş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken saldırgan köpek de hayvan barınağına teslim edildi. Bir tokat bir cana mal oluyor. Ne için? Hiç için. Devam edelim. İzmir'de yaşayan 30 yaşındaki Gonca Akdemir daha gergin bir yüze sahip olmak için bıçak altına yattı. İddiasına göre doktor 3 kere ameliyat masasına yatırıp yüzünü yara içinde bıraktı. Yüzümde sağlı sollu faça atılmış dikişler var diyen Akdemir yüzünün eski haline gelmesini istiyor. Suratımı düzeltin. Hayatıma geri dönmek istiyorum. Gözlerim yamuk oldu. Verdiğim parayı helal etmiyorum. Bu muydu ya? Benim gibi neşe dolu insan ne hale getirdiniz? Psikolojik kalmadım. Daha gergin bir yüze sahip olmak için bıçak altına yattı. Ancak operasyon sonrası kabusu yaşadı. Bu kadar acının üstüne ne ameliyatım istediğim gibi oldu ne de dikişlerim estetik dikiş oldu. Yüzümde sağlı sollu faça atılmış şekilde dikişler var. 30 yaşındaki Gonca Akdemir düşük kaşlarından ve yüzündeki kırışıklıklardan oldukça şikayetçiydi ve yüz germe ameliyatı olmaya karar verdi. Genç kadın İzmir'deki doktorları araştırmaya başladı ve özel bir klinikteki doktorla 42 bin lirayla anlaştı ve bıçak altına yattı. Fox eyes ve mini yüz germe ameliyatı oldum. Fox eyes'ım orantısız oldu ve mini yüz germe ameliyatım da başarısız oldu. Ameliyat sonrası her şeyin güzel olacağını düşünüyordu. Ancak komplikasyonlar baş göstermeye başladı. Akdemir'in iddiasına göre 3 kez aynı ameliyat masasına yattı. Ancak hepsinin sonu da hüsrandı. Halime bak. Yine acı çekiyorum. Benim suratımı düzeltin. Yemek yiyemiyorum. Eve geldiğimde tekrardan dikişlerim patladı. Yanağımla kulağım arasında kocaman bir boşluk oluştu. Beni apar topar tekrar ameliyata aldı. 4 saat beni ameliyatta tuttu. Eli yüzü yara içinde kaldı. Hatta iltihap bile kaptı. Operasyonun üzerinden 5 ay geçti ancak kulak kenarındaki ve şakaktaki derin dikiş izleri hala kapanmadı ve yaralar da çıkmaya devam ediyor. Yüzümde hala iyileşmeyen yaralar var. Dikişlerim faça denilecek şekilde. İddiaya göre onu bu hale getiren doktorla görüşmek istedi ancak tehditlere maruz kaldı. Sinirlenerek tehdit etti. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sana sıkıntı yaratırım. Bak işte sen benim canımı çok sıkıyorsun gibi tehditler etti. Gonca Akdemir'in şikayeti üzerine ödediği 42 bin lira klinik tarafından iade edildi. Art arda başarısız ameliyat eden doktorun da işine son verildi. Ama Gonca Akdemir bu işin peşini bırakmayacak. Konuyu mahkemeye taşıdı. Şu an hakkımı aramak istiyorum, mağdurum. 2,5 yıllık gönül ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istediler. Ama konuyu ailelerine açtıklarında hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştılar. Erkek tarafı gelin adayına boyu kısa diye karşı çıktı. Çaresiz kalan gençler de Esra Ezmeci'den yardım istedi. Aileleri stüdyoda bir araya getiren Esra Ezmeci 27 yıldır sır gibi gizlenen bir skandalı ortaya çıkardı. Müstakbel kayınpeder Ali Pamuk evlenmesine karşı çıktığı oğlunun ikizini doğar doğmaz başka bir aileye evlatlık vermiş ve ailesini öldü diye kandırmıştı. Ben hastanede evlatlık büyüdük Güler'le. Kime verdiniz evlatlık? Kadına verdik. Kadın kim? Sivaslı. Güler öldü anne. Biliyorlar. Doğrudur. Annesi de öyle biliyor. Tabii ki öldü biliyor. Ben de o zamana kadar hiç bilmiyordum. Yeni duydum. Şimdi suç duyurusunda bulunayım mı bulunmayayım mı yani? Benim evladımı hangi hakla satmış ne etmiş? Evlenmek isteyen gençlere karşı çıkan aileler stüdyoda buluştu. Gençleri tartışırken müstakbel kayınpederin skandalı ortaya çıktı. Evlenmesine karşı çıktı oğlunun ikizini daha doğar doğmaz başka bir aileye verdiğini canlı yayında itiraf etti. Ben hastanede evlatlık büyüdük Güler'le. Kime verdiniz? Evlatlık. Kadına verdik. Kadın kim? Sivaslı. 2,5 yıldır devam eden mutlu bir ilişkileri vardı. Her şey çok güzel giderken Melisa Çağla Olgun, Muhammed Akif Pamuk'un ailesiyle tanıştı. Ama Pamuk ailesi boyu kısa diye Melisa'yı istemedi. Ailesi beni istemiyor. Hı hı. Gelin olarak. Neden istemiyor? Boy sorunumdan dolayı. Hı hı. Muhammed'in boyu kaç? 1.63. 1.63. Senin boyun kaç?
41-48. Kendi aralarında nişan yapan iki genç, ailelerini ikna edebilmek için Esra İzmeci ile Yeni Baştan programına konuk oldu. Pamuk'un babası Ali Pamuk da stüdyoya geldi. Gençlerin evliliğine karşı çıkan Ali Pamuk, canlı yayında oğlunun öldü bildiği kızının ölmediğini ve doğar doğmaz başka bir aile evlatlık verdiğini itiraf etti. İstenmeyen gelin adayı sayesinde 27 yıllık sır ortaya çıkmış oldu. Büyük bir yalan dönüyor. Ben sana kötü. Biz Akif'le Kayseri'ye gittik. Hı. Evet. Bana çocukluğunda ölen kardeşinin, ikizinin mezarını gösterdi. Ya ne mezarı? Ben hastanede evlatlık bildik. Gülerine. Kime verdiniz? Evlatlık. Kadına verdik. Kadın kim? Sivaslı. Onun Sivaslı kadının kocası Almanyacıymış. Tamam mı? Biz bunu götürecek, orada büyütecek, seninle de tanıştıracak dedi. Almanya'ya göçürdü. Yıllardır acısını çektiği oğlunun hala yaşadığını ve Almanya'da olduğunu Esra İzmeci'nin programından öğrenen anne Güler Pamuk da yayına telefonla bağlandı. Güler öldü anne. Öldü biliyorlar. Doğrudur. Annesi de öyle biliyor. Tabii ki öldü biliyor. Ben de o zamana kadar hiç bilmiyordum. Yeni duydum. Daha yeni duydum. Ben doğum yaptım da 7 aylık doğum yaptım. Evet. Sonra bana 2 gün sonra öldü dediler. Hastanenin mezarlığına gömüldü dediler. Gelin adayını boyu yüzünden beğenmeyen Ali Pamuk zor durumda kalmıştı. Yeni doğmuş ikizlerinden birini para karşılığı sattığı iddialarını yalanlamaya çalıştı. Şimdi suç duyurusunda bulunayım mı bulunmayayım mı yani? Benim evladımı hangi hakla satmış ne etmiş? Para aldınız mı? Ben almadım. Aldım desem aldım. Kim? Onun bu savunmasına rağmen yıllardır evlat acısı yaşattığı eşi Güler Pamuk kocasından şikayetçi olacağını söyledi. Ben hastanede evlatlık büyüdük Güler'imle. Kime verdiniz? Kadına verdik. Kadın kim? Sivaslı. Yanındaki iki kadın arkadaşıyla çorba içmeye giden genç kendisini meydan muharebesinin ortasında buldu. Kadınları taciz eden grubun saldırısına uğrayan genç hepsine tek başına karşı koydu. Taciz ettikleri kadınları bile yumruklayan saldırgan grup genci yere yıkmayı başaramayınca pes etti. Yanındaki kadınlara laf atılınca tek başına mücadele verdi. Masa, sandalye ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada tacizci grup kadınları bile yumrukladı. İddiaya göre Çerkezköy'de bulunan bir çorbacıya iki kadınla birlikte giren adam, aynı restoranda çorba içen grubun sözlü tacizi üzerine tartışmaya başladı. Tartışma giderek alevlenince bu sefer tekme ve yumruklar konuştu. Gruba karşı tek başına direnen adama iş yeri sahipleri ve garsonlar yardım etmek istedi. Ama onlar da yumruklardan nasibini aldı. Saldırgan grup kız arkadaşına laf attıkları gencin kafasında tabak bile kırdı. Tacizci grubun sayısal üstünlüğüne ve acımasızlığına rağmen tek başına direnen genç yıkılmadı. Araya girenlerin sayısı artınca tacizci grup da inadından vazgeçip çorbacıdan ayrıldı. Çorbacıyı savaş alanına çeviren kavganın görüntülerini incelemeye alan polis, tacizci grubun kimliğini belirlemeye çalışıyor. Kavga tarafların dağılmasıyla sona ererken çorbacıda bulunan masa, tabak ve sandalyelerde kullanılamaz hale geldi. Dondurma kazandınız mesajına inanıp gelen mesajdaki linke tıklayınca 40 yıllık birikimleri buhar oldu. Engelli çocuklarına ev almak için para biriktirdikleri hesaplar dolandırıcıların eline geçti. Dolandırıcılar bir gecede hesaplardan 22 bin dolar çaldı. Savcılık hesaplara bloke koyunca kalan 28 bin dolar son anda kurtarıldı. 40 senenin için 10 bin dolar, 10 bin dolar, 1000 dolar, 1000 dolar bir gecede boşaltıyorlar bunu. Dondurma kazandınız mesajına inandı. 22 bin dolarından oldu. 40 yıllık birikimi tek tıkla uçup gitti.
Bursa'da yaşayan Nazif Doğan'ın Umre'deki eşi Meliha Doğan, telefonuna gelen dondurma kazandınız mesajına inandı. Mesajdaki linke tıklayarak telefonundaki bütün bilgileri korsanların eline geçti. Eşim Umre'de, eşime bir dondurma, fotoğraf, resim geliyor. O da orayı tıklıyor, bütün bilgileri veriyor, komple paramızı bankadan çektiler. Dolandırıcılar engelli çocuklarına ev almak için 40 yıldır biriktirdikleri 22 bin doları 4 işlemle başka hesaplara aktardı. Şu para da özürlü çocuğumun parası. O çocuğuma daire alacaktık. O parayı götürdüler. Tam 40 senelik birikim. 10 bin dolar, 10 bin dolar, 1000 dolar, 1000 dolar. Bir gecede boşaltıyorlar bunu. O gece saat 3'te bütün paramızı çektiler bankada. 22 bin dolar. Parayı gören dolandırıcılar daha fazlasını da çekmeye çalıştı. Ama Doğan ailesi savcılığa şikayetçi olunca hesaba bloke konuldu. Cumhuriyet Başsavcımıza dilekçe verdik. Her tarafa bloke koyduk. 40-50 bin dolara yakın vardı. Tekrar yine denemeye çalıştıkları için o zaman bloke koyduğumuz için o geriye kalanı çekememişler. 22 bin doları saniyeler içinde uçan Doğan ailesi şimdi dolandırıcıların yakalanıp paralarının kurtarılmasını bekliyor. Yıllardır birikimimiz olan parayı dolandırıcılar tarafından bankadan başka bir bankaya aktarıp paramı orada 22 bin dolarımı çalanlardan davacıyım. Türkiye marketteki dansıyla gönülleri fetheden Nimet İyice'yi konuşmuştu uzun bir süre. Emekli resim öğretmeni olan Nimet İyice'den gelen bir haber sevenlerini üzdü. Çünkü yakınları, komşuları kendisinden 15 gündür haber alamıyordu. Aile yakınları kayıp ihbarında bulundu. Savcılık izniyle kapı çilingirli açıldı ama yaşama dair bir iz yoktu. Bugünse bir gelişme yaşandı. Kayıp öğretmen bakın nereden çıktı. Dansıyla tüm Türkiye'ye kendini sevdirdi. Ama komşuları balerin teyzeden 15 gün boyunca haber alamayınca Deniz'le ayağa kalktı. Savcılığın izniyle kapı kilit göbeğini kırıp tüm ekipler içeriye girdi. Her taraf aradı. Tüm mahalleliyi ayağa kaldıran Nimet İyice hastanede çıktı. Her taraftan haber saldık. Öğrendik ki hastalığından dolayı üniversite hastanesinde psikolojiye yatırıldığını haber aldık. Emekli resim öğretmeni Nimet İyice Akkonak mahallesinde yaşıyordu. Küçüklüğünden beri sanata ve dansa ilgi duyuyordu. Markette çok sevdiği şarkının çaldığını duyunca çantasını yere bıraktı. Ceketini çıkardı, tek kişilik şova başladı. Sonra bir anda ceketini çıkardı, oynamaya başladı müzik eşliğinde. Nakarat kısmında çok utandım. Kusura bakma. Yeteneği ve sempatikliğiyle gönülleri fetheden Nimet İyice bu kez sevenlerini üzdü. Balerin teyzeden 15 gündür haber alamayan yakınları ve komşuları polise kayıp ihbarında bulundu. Hastalıkları olduğu için biz merak ettik. 15 günden beri kendisinden haber alamadı. Hatta kapısının önündeki termikleri bile yerinden bilim kımıldamadı. Savcılık izniyle polisler kapıyı kırıp evine girdi. Evi didik didik aradılar ama Nimet İyice'den bir iz bulamadılar. Dün yöneticiyle birlikte adli makamlara, itfaiye, sağlık ekiplerini 112'den aradık, bildirdik. Hatta savcılık izniyle kapıyı çilingirle açtırdık. Şükür ki evde hiç korkulacak bir durum olmadı. Sosyal medyadan kayıp mesajları paylaşılmaya başlandı. İlanları gören bir taksicinin Nimet İyice'yi son olarak hastaneye götürdüğünü söylemesiyle olay çözüldü. İyice'nin hastaneye yattığını ve 2 haftadır tedavi gördüğünü öğrenen sevenleri rahat bir nefes aldı. Öğrendik ki hastalığından dolayı üniversite hastanesinde psikolojiye yatırıldığını haber aldık. İnşallah iyileşir, evine gelir. Gitme buradan, sen olmadan ben asla yaşayamam. Oturdukları binada bir hafta içinde 8 kere yangın çıktı. Paniğe kapılan apartman sakinleri esrarengiz yangınların nasıl çıktığını bulamayınca ellerinde sopalarla nöbet tutmaya başladı. Apartman girişindeki bu nöbet yangınların nasıl çıktığı bulununcaya kadar devam edecek gibi.
Biz deprem korkusunu yaşıyorduk. Şimdi bir de yangın korkusu başladı. Binada ard arda çıkan yangınlardan korktular. Apartman önünde sopayla nöbet tutmaya başladılar. Biz artık nöbet tutuyoruz. Yani uyuyamıyoruz. Herkes tedirgin ve elimiz yüreğimizde bekliyoruz. Kozan'daki bu apartmanda bir hafta içinde tam 8 yangın çıktı. Canından bezen apartman sakinleri önlem almaya karar verdi. Yangın bizi çok korkuttu. Çünkü ard arda bir yeri söndürürken diğeri de yanmaya başladı. Yangınlar önceleri bodrum katı, merdiven boşlukları gibi ortak kullanım alanlarında çıkıyordu. Ama yangının birinci kattaki daireyi küle çevirmesi hepsini ürküttü. Evlerinde uyuyamaz hale gelen apartman sakinleri şimdi her gün ellerinde sopalarla nöbet tutmaya başladı. Trajikomik bir durum ortaya çıkıyor yani. Bir bilinmezlik söz konusu olunca acaba sonra mı yanacak, şimdi mi yanacak, nerede başlayacak korkusu var. Nöbete başladık. Bazı bina sakinleri çıkan yangınlarda doğaüstü varlıkları sorumlu tutarken bazıları da apartmanda yaşayan birinin kasıtlı olarak yangının çıkardığına inanıyor. Artık burada insanlar acaba üç harfli cin şeytan işimi demeye başladılar. Herkes birbirine şüphelenmeye başladı. O kadar garip bir duygu ki. Ve elimiz yüreğimizde bekliyoruz. Depremi unutturdu bizi. Ellerindeki sopalarla bina girişinde yangın nöbeti tuttuklarını belirten bina sakinleri, yangınların çıkış nedenini öğrenene kadar vazgeçmeyecek. Çocuklarımızı yukarı çıkaramaz hale geldik. Müslüm Gürses'i sokakta görseniz ne yapardınız? Ya da şöyle soralım, kıyafetiyle, saçıyla, bıyığıyla, sesiyle ona tıpatıp benzeyen biriyle karşılaşsanız ilk ne söylerdiniz? Durduk yere sormadık tabii ki bunu. Çünkü Antalya'da böyle biri var. Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Baki Çiçek. Sokakta kendisini görenlerin ilk iş olarak merhum sanatçıya rahmet okuduğunu anlattı. Başımız dikenlimiz ak, yaşamı hep böyle sürsün. 10 yıl önce hayata gözlerini yumdu. Hayatı filmlere konu oldu. Arabeskin ustası hem şarkılarıyla hem yaşadıklarıyla hayranlarının gönlündeki yerini hala koruyor. Bugün benim doğum günüm. Hem sarhoşum hem yastayım. Her zaman dinliyoruz. Hala dinliyoruz. Arabamızı da hep çalıyor. Antalyalı Baki Çiçek de Müslüm Gürses'e benzerliği sayesinde o sevgiden sebeplenenlerden. Gittiği her yerde ilgiyle, sevgi gösterileriyle karşılanıyor. Babaya Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken 58 yaşındaki ses sanatçısı Baki Çiçek, Antalya sokaklarında gezenleri şoke etti. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yani Müslüm her zaman görmüyoruz. Çiçek'in yüz, saç, bıyık benzerliğinin yanı sıra kıyafetlerinin de usta sanatçıyla aynı oluşu görenlere ikinci bir şok yaşatıyor. Seni böyle istiyorum diye bulamadım. Çok resim çektiler burada. Babacandır, Gürses'e yazar. Üstün babanın bu kültürünü, geleneğini bizlere unutturmadığınız için çok teşekkür ederim. Hayranları fiziksel olarak Gürses'e bu kadar benzeyen Çiçek'in sesinin nasıl olduğunu da merak etti. Peki şarkı söylüyor musunuz? Evet. Erçinaların karı, soldu yandım baharım, ezel kapımı çalmadım, sen gelin. Erişim dağların karı, soldu gönlümün baharı, ecel kapımı çalmadan sen geleyim umarım. Bir dönem ikili birlikte reklam filminde oynamıştı. Benim benzerim. Görüntü tamam da bakalım lezzet aynı mı? Oku bakın bir tane. Beni görünce Allah rahmet eylesin diyor ama diyor seni gördük sanki onu görmüş gibi olduk. Çiçek kendisini görenlerin ünlü sanatçıya rahmet okunmasından da memnun olduğunu söyledi. Baba yaşasınlar. Baba ölmedi, yaşıyor. Yaşatacağız, elimizde geldiği kadarız. Kalbe kırıldı sarhoş gönlümle. Bir sürü kendimi avutamadım. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. Evet, biraz siyasete bakalım. İyi Parti lideri Meral Akşener beklenen konuşmasını Malazgirt Zaferi'nin 952. Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü için gittiği Afyonkarahisar'da yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi.
İttifak bitti sinyali veren Akşener, tüm parti liderlerine seslenerek seçime ayrı ayrı girelim dedi. Ben sustum ama %60 ile kazanırız diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum ama verileri yırtıp atanlar susmadı. Seçim hezimetinin ardından İyi Parti ve CHP arasındaki köprüler yıkıldı. İyi Parti lideri Meral Akşener eski masa ortağı Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Meselemiz Türkiye olduğu için nefislerimizi kör odalara hapsettik. Ama ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Biz önce millet, önce memleket dedik. Ama ne yazık ki önce şahsım, önce ben diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Ve en nihayetinde maalesef olmadı. Olamadı, olduramadık. Tüm çabalarımıza rağmen 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık. İyi Parti lideri Meral Akşener, Malazgirt zaferinin 952. Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü için Afyonkarahisar'daydı. Memleketimizin ve milletimizin gerçeklerinden bir haber, oturdukları yerden her gün ahkam kesenlere karşı irade koydu. Üstelik ne acıdır ki sadece iktidar mensuplarıyla değil, biz adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Akşener, Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nun seçimi açık farkla kazanacağını ileri sürerek Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Sayın Erdoğan karşısında açık farkla seçimi kazanacak iki adayı çıkardık. 20 senede ilk kez milletimizin sevgisini kazanıp Sayın Erdoğan'a karşı belirgin şekilde üstünlük kuran iki adayımız oldu. Ben bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan onları destekledim. Ama onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım. Türk milletinden özür diliyorum. Sizlerden özür diliyorum. Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. İttifak bitti sinyali veren Akşener, tüm siyasi parti liderlerine seslenerek seçimlere ayrı girelim dedi. Buradan tüm siyasi partilere de, yani iktidarından muhalefetine herkese açık ve net bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini ve yerel özelliklerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız.